Evet, bugünkü konuğumuz Rampage Drop Plus 7.1 özelliğine sahip 50 mm sürücüleri var. PlayStation, Xbox ve PC uyumlu. Rampage'in alışık olduğumuz yarı transparan paketlemesine sahip. Onun dışında işte burada 7.1, burada gürültü önleyici bir mikrofonun olduğunu söylüyor. Burada da kulaklık petlerinden bahsetmiş. Bu arada Drop Plus ama yine modeli RMK60 diye geçiyor. Açalım. Tabii ki ben bunu hani uzun süredir kullanıyorum. Yeni almadım yani. Böyle kutulamamın amacı da hani içerisinden ne çıktığını görün diye. Böyle kolpadan açıyoruz bunları. Şöyle çektiğimiz zaman, çekmeden önce hatta, burada bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinde Türkçe mevcut. Aynı zamanda bu hem kullanım kılavuzu hem de garanti belgesi. Bu kulaklıkla ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız zaman segment bilgisayara kulaklık bozulduğunda ücretsiz bir şekilde hani kargoyla gönderebiliyorsunuz. Daha önce benim böyle bir şey başıma geldi. SNR-W1 modelini kullanırken mikrofonun ucunda bir kırmızı bir led vardı. O kırmızı led yanmamaya, sonra da mikrofon çalışmamaya başladı. Hani kulaklıkla ilgili bir problemi yoktu. Sadece mikrofon bozulmuştu. Ve mikrofon da bunun gibi böyle tak çıkar değildi. Gönderdim. Hani adamlar hiç tamir falan etmemiş yani. Ben gönderdim. 2 gün sonra 0 ürün geldi elime. Hani böyle de bir şeyi var. Tamir falan yok yani. Gönderdiğiniz zaman 0'ını direkt gönderiyorlar. Tabii herkese böyle olur mu bilmiyorum. Şimdi açtığımız zaman kutu boş. Buradan kulaklığın kendisi çıkıyor. Şuradan da kabloları çıkıyor. Şimdi kulaklığı şöyle bir kenara alalım. Şimdi şöyle bir 1.8 2 metre uzunluğunda bir tip A'dan tip C'ye dönüştüren bir kablo çıkıyor. Bununla kullanmanızı tavsiye ederim. Buna geleceğiz tabii ki. İçerisinden şöyle bir mikrofon çıkıyor. Sök tak şeklinde. Ben seviyorum Rampage'in mikrofonlarını. Hani kötü bir, yani kötü derken hani ucuz bir kulaklığını bile alsanız Rampage'in mikrofon performansı bayağı iyi. Hani halbuki o 1 milyarlık 2 milyarlık kulaklarda bile şu mikrofonun performansı yok yani. Sesi gayet net bir şekilde veriyor. Bunu da deneyeceğiz. Testini yapacağız. Şöyle bir kablo çıkıyor. Bir aparat çıkıyor. Dönüştürücü. İşte bazı bilgisayarlarda, bazı laptoplarda mikrofonu da hani bu kullanabilmeniz için. 2 giriş var. Hani şimdi şunu taktınız. Mesela AUX kablosuyla bağladınız. Bunu taktınız. Mikrofonu da kulaklığının üstüne taktınız. Ama mikrofonu görmüyor. Bu onun için aslında, hem mikrofon hem de kulaklık için. Yani bu AUX kablosunu buna takıp şöyle, bunu da çift girişli laptopunuza, bilgisayarınıza takmak için. Bunu zaten anlatmaya bile gerek yok. Herkes biliyordur. Şöyle bir AUX kablosu çıkıyor. Ben bunu hiç kullanmadım. Yani gördüğünüz gibi hala şeyi üstünde duruyor. Bu AUX kablosunun özelliği de şöyle taktığınız zaman, şöyle şöyle çevirdiğiniz zaman kilitlenebiliyor yani. Çıkmıyor. Ananı avradını. Tabii ki diğer tarafında kilit yok. Şimdi gelelim kulaklığımıza. Kulaklık gayet şık. Yani elinize aldığınız zaman kalitesini hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın şurasında işte tepe kısmında Rampage'in logosu var. Alttaki pet, onlara işte protein pet deniyor. Şurası suni bir kaplama. Suni deri kaplama. Alttaki protein pet, yani hafızalı pet, hani kulağınıza göre şekil alıyor. Bıraktığınız zaman tekrar eski haline dönüyor. 50 mm sürücüleri var. USB Type-C ile kullandığınız zaman burada sadece kırmızı bir logosu yanıyor. Öyle RGB falan değil. Zaten kulaklığın RGB olmasının pek bir anlamı yok. Yani en azından benim için. Ses kartının olduğu şey burada. Sağ kulaklığın içinde. Burada bir tane ses açma kapama tekeri var. Sesin şiddetini ayarlamak için. Burada mikrofonu şöyle basıp çektiğiniz, mikrofonu kapatıp açan bir tuş var. Burada o kilitlenebilir AUX girişi var. Burada Type-C var. Burada da mikrofonu taktığımız yer var. Şimdi kulaklıkta şöyle bir şey var. Kafa bandı falan gayet iyi. Mesela kendi kafanıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle buralardan çektiğiniz zaman bayağı bir uzuyor yani. Bunun işte en güzel yanı da aslında şuraların alüminyum, yani metal olması. Hani sürekli böyle yaptığınız zaman plastikte bir yerden sonra çat diye gidebiliyor. Kulaklık hiç oluyor yani. Şurada da şöyle kırmızı spiral kablolar var. Bunun da güzel bir yanı var. Hani çektiğiniz zaman falan kesinlikle kopmuyor. Siz hangi konuma getirirseniz getirin o kendisi şeklini alıyor. İşte küçük detaylar var. Şöyle şuralarda kırmızı çizgiler var. Bu spiral kablolar kırmızı.
Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Gayet kaliteli bir kulaklık. Araştırdım ve öyle aldım. Bayağı bir araştırdım. Hatta ben almaya karar verdiğimde stokta bulamadım. Yani hiçbir sitede stokta yoktu. Şu an baktığım zaman hala yok stoklarda. Büyük ihtimalle ya üretimi durduruldu ya da bir şekilde üretmeyecekler artık. Çünkü binlerce modeli var yani Rampage'in. Şimdi bu AUX'la kullanmanın, bu AUX kablosuyla kullanmanın, bir de bu Type-C ile kullanmanın farkı var. Şimdi AUX'la kullanırsanız 7.1 özelliği aktif olmuyor. Yani mikrofonun gücü, kulaklığın gücü bir tık daha düşüyor. Neden? Çünkü bu sadece sesi iletiyor. Yani herhangi bir elektrik iletemediği için, sadece sesi ilettiği için güç bir tık daha düşüyor yani. Type-C ile kullandığınız zaman 7.1'i de kullanabiliyorsunuz. Artı kulaklığın şuradaki ledleri hayata geçiriyor bunları. Çünkü aynı zamanda bir elektrik akımı da sağlıyor. Yani 7.1 kullanmak istiyorsanız eğer Type-C ile kullanın. Diğer türlü 7.1 yani kulaklığı illaki kullanabilirsiniz ama stereo olarak kullanabilirsiniz. Kulaklığın benim en sevdiğim özelliklerinden biri şu olay. Yani kulaklığı taktığınız zaman daha iyi kavruyor kulağınızı. Mikrofonunu test edeceğiz. Mikrofonu hani kıyaslama açısından şu an duyduğunuz ses benim webcam'imden geliyor. Webcam Logitech'in C170 modeli. Hani yani ne kadar kalitelidir bu mikrofonu tartışılır. Zaten bunun için üretilmemiş. Şu an sesimi Logitech C170'ten alıyorsunuz. Mesela bir metin okuyalım. Mesela şurayı okuyayım. Segment Bilgisayar Limited şirketi olarak web sitemizin gelişmesi, kullanışlı hale getirilmesi, etkili ve güvenli olması amacıyla program ve uygulamalarını kullanıyoruz falan filan. Şimdi de sesimi Rampage Drop Plus'ın mikrofonundan alıyorsunuz. Duyduğunuz gibi ses bayağı bir kaliteli geliyor. Hani bu mikrofonla yayın bile yapılabilir yani o derece. Bir de bu kulaklığımızın bir yazılımı var. Yazılımı destek segmentten indirebilirsiniz. Kulaklığın yazılımını bu destek segmentten indirebilirsiniz. Driver'ını yükledikten sonra şöyle bir program açılıyor. Burada bütün ayarları mevcut. Şuna bir kez bastığınız zaman bakın seçti gördüğünüz gibi. Şu an 7.1 açık. Şunlar sağa sola döndürüyor. Bu resetliyor. Buradan 7.1'i açıp kapatabilirsiniz. Dediğim gibi eğer Type-C ile bağlandıysanız o zaman 7.1 aktif oluyor. Şurada equalizer ayarları var. Bunları işte kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyunlarda ses kasmak için tizleri açabilirsiniz falan. Yani kulaklıkla müzik de dinledim. Bas sesleri gerçekten güzel yani. Hani tok baslar. Tamam müzik kulaklığı değil ama müzik de dinlenebilir. Film de izlenebilir. Burada equalizer ayarları var. Burada profil 1, 2, 3, 4 diye kaydedebilirsiniz. Bunlarla oynayabilirsiniz. İnternette hazırları var. Hani oyunlarda ses kasayım falan hesabı. İsterseniz onları ayarlayabilirsiniz. Burada 3D, 3D açıp kapatma özelliği var. Bu da şey hani müzik dinlerken, film izlerken ses yani bir tık daha fazlalaşıyor. Güzel bir etkisi var bunun da kulaklığa. Onun dışında burada bütün Rampage'in kulaklık yazılımlarındaki özellikler var. Hani işte sesiniz böyle daha bir şey geliyor falan. Efekt ekliyor sesinize. Bunları anlatmaya hiç gerek yok. Geldik mikrofona. Mikrofonun gain'i bayağı düşmüş. Benim tavsiyem mikrofonu. Hiçbir zaman böyle %100'ü almayın. Bakın sesim zaten bayağı bir fazla geliyordur şu an. Ya bu patlamalara falan yol açar. Zaten mikrofonun ucunda bir pop filter var hani sesli ünsüzlerin patlamaması için. Ama siz yine de buradan gain ayarınızı %95'e 90'a alın. Hiçbir zaman %100'ü kullanmayın. Sesiniz çok patlar. Onun dışında da programdan yani programda bahsedilecek bir şey kalmadı. Dediğim gibi buradan 7.1'i açıp kapatabilirsiniz. Bu equalizer ayarlarının olduğu yerde bu 3D'yi açıp kapatabilirsiniz. Burada mikrofon ayarları, burada efekt ayarları. Yani anlatılacak başka hiçbir şey yok. Mikrofonun ses kalitesi nasıl zaten duyuyorsunuz. Kesinlikle almak isteyenlere ki bulabilirlerse, ikinci el bile bulabilirlerse alabilirler yani. Gerçekten kaliteli kulaklık. Yani Rampage'in hemen hemen bütün ürünleri gerçekten kaliteli. Ben Rampage'in daha önce de kulaklığını kullandım. Mesela şu an hala klavyesini kullanıyorum. Güç kaynağını kullandım. Bütün ürünleri kaliteli. Kaliteyi geçtim bir de gerçekten destek oluyorlar yani size. Ne bileyim mesela ufak bir sorun çıktı, bir şey çıktı, bozuldu. Ha, garantideyse direkt bu destek segmentten yazıp garantiye gönderebiliyorsunuz yani. Hani en azından adamlar ürettikleri ürünün arkasında zaten yerli malı Türk markası tavsiye ederim alacak olanlara.